ne olduğunu bugün size kabaca göstereceğim. Ders çalışmayacağız çünkü grupta henüz karar vermemiş olanlar var. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Kayıt almadım fark ettim. O yüzden böyle bir intro yapayım sevgili dostlar. Estağfurullah Hazelciğim. Şimdi YDS ve YÖK dili beraber aradan çıkaracağız grup D'de. Ve grup D ya zaten sen bunu biliyorsun deyip üzerine kurduğumuz bir anlatım olmayıp gramer bölümünde 9 tane soru var ve bunun için tensleri, pasifleri, modulları, bağlaçları ve which'leri, in which'leri, at which'leri, on which'leri oturtuyoruz. İkili bağlaçları oturtuyoruz ve şunu söyleyeyim size. Gramer ve gramer olayı cepte arkadaşlar. Cepte. Bol bol kelime basacağız. Çok fazla deyim yükleyeceğiz. Birlikte çok okuma ve okuma sorusu çözeceğiz sevgili dostlar. Cümle tamamlamalarında vakit kaybeden arkadaş için bol zamanımız olacak ve cümle tamamlama sorularında İngilizce'den İngilizce eş anlam, paragraf tamamlama, akışı bozan ve YDS'de diyalog soruları da dahil olmak üzere hepsini çalışacağız sevgili dostlar. Paragraf ise Gülay Çelik benden soruldu. Sen hiç merak etme. Evet, hazırlanmayı nasıl halledeceğiz? Onun için bir kitaplar gelsin diye bekliyorum herkese. Çünkü bazı kitaplar yeni versiyon olarak çıktı. Daha doğrusu yeni baskıdan çıktılar. Kimine ulaşmış, kimine ulaşmamıştır henüz. Hala bugün de kitap çıkmaya devam etti sevgili dostlar. Kelime ezberlemek için bir Reading Words Exclusive diye bir kitabımız geliyor. Oradan nasıl çalışacağınızı bilmeyenler için bir plan sunacağım. 40 test adlı kitabımız var. Soru Bankası. O bir kendi başınıza çalışma olup video çözümleri YDS.net'ten takip edilecek sevgili dostlar. Çıkmış sınav sorularını beraber derste analiz edeceğiz. Bir de benim 2018'de yaptığım D grubunu izlemenize gerek yok. Zaman harcamayın ona. Çünkü zaten biz burada onu canlı canlı yapacağız. Yepyeni versiyonuyla sevgili dostlar. Evet, bu grup D grubu koçtan biraz daha düşük puanı sahip olanlar için tasarlandı ise de eskiden koç grubuna 80 üstü öğrenci gelirdi. Sonra zamanla 70'e düştü. Sonra 55-60'a düştü sevgili dostlar. Yani koç gruplarını neredeyse bir D grubu formatında yapmaya başladım. Öyle olunca değerli dostlar ben de bir ortalama grup yapıp tekrar ona göre çalıştırayım dedim sevgili dostlar. Sosyal bilimler fen sağlık ayrımı olacak mı diye soruyor Melis. Melis, ben bugüne kadar ne insan ayırdım, ne hayvan ayırdım, ne de sosyal fen sağlığı ayırdım. Benden bunu bekleme Melis. Biz ayırım. Nasıl kıvırdım? Gerek yok. Ayırmaya gerek yok. Zaten onları da çözüyor olacağız. YDS ağırlıklı fen ve sağlık olduğu için mecburen o kelimeleri de yükleyip onları da çözmem lazım sevgili dostlar. Toplam 5 kitap ne olması lazım Ahmetciğim? Evet, kaç puana çıkabiliriz grup D'de diye soruyor Hande Gürsay Akünlü. Beni sıkıştırıyor. Hande şu anda kayıtlı mısın, değil misin? Ona göre cevap vereceğim. Hande kayıtlı mısın? Kayıtlıysam gerçekçi konuşayım. Daha önce puanın yani 15-20 puana çıkartmaya çalışacağım. Kayıtlı değilsen de en az 80 puan artırırız diyeceğim Hande'cim. Artık oradan sen çıkar. WhatsApp grubumuz olacak, Telegram grubumuz olacak ikisinden birini. Artık WhatsApp'ta herhalde kalabalık yapılabiliyor değil mi gruplar? O yüzden biz onu WhatsApp'la hallederiz sevgili dostlar. Göreceğiz Mustafa. Yani 82-90'a taşırız da üstünü de artık sen taşıman lazım. 50-80 olur mu Eşref? O sadece benim becerebileceğim bir şey değil. Senin de çok yardımına ihtiyacım var. Bu konuda yani hangi soru nasıl çözülür? Ne kelime lazım biliyorsun. Ben yüklemeyi yaparım. Sen de soruyu çözersen beraber el ele tutuşur. 80 puana doğru gün batımına koşarız seninle beraber. Evet, Halil 25'i 70 yapar mıyız diye soruyor. Halilciğim öyle bir hoca arıyorsan o ben değilim. Ya sadece orada bilgi de yeterli olmayabilir. Yani hani bir İngilizce hocası değil de başka hocaları da devreye soksan iyi olur abicim. Çünkü tek bir 3-4 ay içerisinde 25'i 70 yaparız dersek inandırıcı olmaz. Ama senin 55-60 bandı alman iyi olur yani sevgili dostlar. Şu, YÖK dile kadar bütün konular biter. Artı şöyle söyleyeyim. Konuları çok seri bitiririz arkadaşlar. Müsaadeniz olursa lafla değil de icraatla konuşalım mı?
İcraatla konuşalım mı? Ben ekrana yansıtayım. Bak ne yapacağımı göstereyim. Ondan sonra daha net bir fikriniz olur sevgili dostlar. Ocakta EDS'e girilir mi? Gir tabii. Bir dakika. Şimdi. Bir. Biz bir dahaki dersimiz şey miydi bizim? Perşembe miydi arkadaşlar? Demodan sonra. Okey. Perşembe ne yapacağımızı söyleyeyim. Ha bir de şunu belirteyim. Beraber çalıştığımız arkadaşlar bilir. Ben mutlaka ek ders koyarım. Yani bir cuma akşamınızı veya bir pazar akşamınızı arkadaşlar bana ayırmanızı isterim. Sınavdan önce ise full yoğun geçeriz. Oldu mu değerli arkadaşlar? Haftanın 5 günü 6 günü çalışırız. Sınavdan önce dolu dolu gideriz yani. O yüzden kimse şey derdi etmesin. İşte yok 5 dakika erken bitti. Acaba konu yetişir mi yetişmez mi? Ben o işi tertemiz hallederim sevgili dostlar. Merak etmeyin. Peki. Şimdi sevgili dostlar. Perşembe günü yapacağımız iş şu. Kocaman kocaman cümleler ve cümlelerden oluşan paragraflarda bana bu cümlenin neresinden soru gelir? Ben bunun neresini takip edeceğim? Yani önce bir cümle analizi yapacağız ve sevgili dostlar bu cümle analizlerini sonra çıkmış sınav soruları üzerinde uygulayacağız. Bunu yapabilmek için ise Perşembe günü ilk oturumda biraz kelime yükledikten sonra ben tablolar halinde nasıl, ne takip edilir, bir cümlenin neresi okunur, neresi gereksiz bilgi, hangi bağlaç önemli, hangi bağlaç önemsizi gösterip değerli dostlar bir saat içerisinde birçok kişinin aa evet ya artık burayı takip etmem gerekiyormuş diyeceği bir hale getireceğim Perşembe. Net, bu benim için çok önemli. Bilen olur, bilmeyen olur. Metin analizi yapacağız bol bol. Metin okuyacağız ve okuduğumuz metinlerde ya hocam ben şurasına bakarak soru çözmüştüm diyenlerin dememesini sağlayacağım. Ekrana soru yansıttığımda mesela preposition ve kelime çalışacağız sizlerle. Bir tane deneyelim. Mesela bir numarada A mı olur, B mi olur diye soracağım, anket açacağım. Yıldız Bahçeci Öztürk doğru yaptı. Rüveyda Melek Ulu doğru yaptı. Soyadını vermek istemeyen Şahin kardeşim yanlış yaptı. Oranları burada görüyor olacağım. Sevgili dostlar ve bakıyorum büyük oranda doğru olduğuna göre diyeceğim. Eksik olanları derste tespit edip eğer 3-5 kez tekrarlamışsam ve hala yanlış yapıyorlarsa alenen yüzlerine tükürerek onlara bağırıp çığırıp kendimi parçalayarak bir daha yanlış yapmamalarını sağlamaya çalışacağım. Şaka tabii ki yani. Yok. Hayır. Tamam. Ya yapmam da. Teşhir yok da söylerim. Ayşegül bak ya. Yuh artık falan ya. Ya da anneme şikayet ediyorum falan. O da olur Fatih. Nasıl istiyorsan. Evet. Şimdi preposition çok sıkıntılı bir şey biliyorsunuz. Bol miktarda örneğimiz, bol miktarda testimiz var. Hem vereceğimiz kitaplarda biz sizle çatır 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 preposition çözeceğiz. Ama bir de sevgili dostlar ben bu cümleleri yazarken phrasal verb'leri de düşündüm. Çaktırmadan bol bol bir phrasal verb yüklemesi de söz konusu olacak. Bayağı bir kelime deyim ezberlemiş olursunuz. 2018'den sonra ben bunu oldukça ciddiye ele alarak özellikle koç grubunda çok kullandım ve denedim değerli dostlar ve çok da ekmeğini yedim. Başka. Paragraf. İşte bir paragraf çıkmış da biz o paragrafı çözelim demeyeceğiz. Bizim bir paragraf tarz, tür ve kuramımız olacak değerli dostlar. Paragraf sorularına temel yaklaşım nasıl olur? Soru türleri ne? Genellikle neler yanlış cevap oluyor? Metnin neresine bakılır? Soru türü nedir? Böyle sorulunca ne yapılırı? Değerli dostlar, size yüklemem lazım. Anlatmak değil, yüklemem lazım. Daha metni okurken ne yapılacağını biliyor olmanız lazım sevgili dostlar. Bu dosyaları vereceğim Eşrefçiğim. Aynen öyle. Peki, hemen örnek vereyim değerli dostlar. Pasif mi? Sena. Bir, pasiften soru yok. İki, hallederiz. Merak etme.
Gramerden hiç korkma Sena. Tamam mı? Genel gramer tekrarı değil, hap şeklinde anlatımı olacak. Peki, hemen bir soru sormak istiyorum. Hallederiz dediğimde vaat verdiğimi düşünüp geçiştirdiğimi içselleştirenler ben der mi? Ayıp değil mi? Yani şurada ekran kaydında vaat verecek halim yok. Kendime güveniyorum, malzememe güveniyorum ve sana da güveniyorum. Allah Allah. Neyse, bir de şöyle yapalım. A, B, C, D, E diyelim. Testi bir daha simüle edelim. Herkes Adana'nın ağasını bir seçer mi? Teşekkürler. Şimdi değerli dostlar, bir de altta bir bölme var gördüğünüz gibi. Fakat ekranlarımızda bu alt bölmeye yorum yazmanızı isteyeceğim ancak 5-6 kişinin yazdığını görüyorum. Mesela Nisanur hey yazdı. Eşref adam dedi. Malik 500 TL borç istiyor. Tolga süpersiniz diyor. Bir arkadaşım kararsızım diyor falan filan arkadaşı. Ama ders anlatırken bir de ben doğrudan ekrana baktığım için orayı bazen kaçırıyorum. Eğer orada bir şey sorarsan da ben görmezsem bana küsme olur mu? Çünkü bu seni görmedim ya da senden vazgeçtim demek değil. Sadece fark etmedim demektir. Soruları ben ezbere biliyorum. İnsanların hatalarını ezbere biliyorum. Bazı arkadaşlar aynı şeyi 78 kez soruyor. Artık 79'da görmüyoruz arkadaşlar. Yani. Ya da konu dışı bir şey soruluyor. Ben onu artık dersin düzenini bozmamak için gündeme getirmiyorum bile sevgili dostlar. Kitap takibini beraber yapmayacağız. Hiç derste kitap takip etmeyeceksin Büşra. Ekranı takip edeceksin. Kitaplar senin evde çalışman için. Ben ise onun aynısını anlatmayacağım sana. Sadece read for speed birden metni ekrana yansıtıp beraber üzerine geçiyor olabiliriz değerli dostlar. Ödev olacak mı? Arkadaşlar bu ödev olayını ben çok denedim. Ama sonunda 94'ten başlayıp 2024'e uzandırdığım öğretmenlik hayatımda öğrencimizin Türk halkının ödev yapmayı sevmediğine kani oldum ve dersi derste işlemeye karar verdim. Vereceğim bir biçim. Kitap ve çalışma programı olacak. Not ben alacağım. Siz almayacaksınız. Ders sonunda notu PDF indireceksiniz. Tamam. Evet, ödev olsun diyen arkadaşlarımız var. Bu da tecrübemizde sabit. Ödev vereceğim ve beraber test edeceğiz. Bakalım oluyor mu? Beraber yapacağız. Bak görün. Okey. Tamam. 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 Çok iyi. Benim de işime gelir. Süper olur. Daha önce ödevini verdiğim bir paragrafı o derste çöz mis gibi. Yeni bir şey vermeme gerek kalmaz. Bir 40 dakika benim için süper. Siz görün hocam. Hepsini deneriz. Merak etmeyin. Derste not tutmana gerek yok Emreciğim. Notu bir de kardeşim o kadar para ve zaman harcamışsın. Sana not tutturmamız ayıp olmaz mı? Notu ben tutuvereceğim senin yerine. Tık dersin sonuna indireceksin. Tamam mı? Sen çayını koy, çorbanı koy, ayağını uzat, ekrana bak, beni dinle. Başka bir yemek istemiyorum ya. Allah Allah. Yapacağız yapacağız Ayhancığım. Hep bütün çalışmaları yapacağız. Şimdi mesela paragraf anlatırken paragrafları şuraya yazın da yorumlarınızı arkadaşlar. Sohbet kasıyor diye şuraya alayım ben onu. Paragrafları türlerine göre sunacağım size. Mesela rakam ve oran geçtiği zaman mutlaka sorulur. Rakam oran paragraflarını çözeceğiz. Örneğin. US statistics taken from between 2000 and 2009 show that car drivers or passengers suffer 7.3 deaths per billion miles. Değerli dostlar, normalde metin okurken rakam orana çok dikkat etmezsin. Ancak YDS ve YÖK dilde dikkat etmelisin. Bunun karşılığında hava yoluyla sadece 0.07 ölüm var diyor sevgili dostlar. Ve şunu yüklemiş olacağız. YÖK dil YDS grubudur bu, evet.
Rakam oran verirse azlık ve çokluk anlatmak için kullanılıyor. Ve biz daha burada otomobil sürücülerinin 7,3 ölüm oranı, hava yoluyla gidenlerin 0,07 ölüm oranına sahip oluşundan hava yoluyla daha az öldüğünü anlayıp değerli dostlar, karşımıza soru mutlaka geleceğini bilip buna göre sırıta sırıta sorumuzu çözeceğiz. Cevabınızı rica edeyim. Sevgili dostlar, günümüzün yaygın bir hastalığı var. İSSH hastalığı. Bu hastalığı duydunuz mu? Bilmiyorum. Soralım. Bilenler evet, bilmeyenler hayır der mi lütfen? Evet. Profesör Doktor Ahmet Akın tarafından tespit edilen bu hastalık açılımı ilk seçeneği seçme hastalığıdır sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi önündeki metni hiç okumadan gereksiz olan Bursa seçeneğini seçen arkadaşlar var. Ancak onu geçtiğin zaman ulaşım daha güvenli otomobil yoluyla seçen yüzlerce arkadaş var. Sizden bir ricalarımdan biri şu olacak. Derste sürekli hatırlatacağım. Seçeneklerin tamamını oku diyeceğiz sevgili dostlar. Şimdi düşünsenize paragrafta rakam oran öyle mi Yusuf yapacağım? Paragrafta rakam oran böyle çıkıyor diye bırakmayacağım. Al bir tane daha diyeceğim. Al bir tane daha diyeceğim. İnceleyeceğiz, çözeceğiz. Al bir tane daha diyeceğim. Bu sınavda yayınlanmayan bir paragraf. EYT'si de oturup ben yazdım ki insanlar görsün. Al bir tane daha diyeceğim. Ne yapıyoruz? Rakam oran görürse dikkat ediyoruz. Al bir tane daha diyeceğim. 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 Değerli dostlar. Üst üste bu bir konuya dikkat çektirirsem sanırım öğretirim diye düşünüyorum. Bu durumda bir sorun var. Rakam, oran, azlık, çokluk kelimelerinde sıkıntı olmaması için onun listesini verip sevgili dostlar bir yandan da o kelimeleri de ezberletmem gerekiyor. O onu geçti, bu böyle oldu, o onu arttı etti falan diye. Değerli dostlar artmak, geçmek, dengelemek, işte gerisinde kalmak, ilerisine gitmek gibi kelimeleri ezberletmem lazım. Bunun için de şu hareketi yapacağız her dersten önce. Sevgili dostlar şu gördüğünüz kelimeler içerisinde değerli dostlar azalmak anlamına geleni alabilir miyim diyeceğim. Bilen işaretlesin. İçinde miniş yazan kelime diyeceğiz. Ha miniş, ha diminiş diyeceğiz. Soğar yükselmek, hava yükseldikçe soğar, hava yükseldikçe soğar, hava yükseldikçe soğar gibi. Peki, şu gördüğünüz ifadelerden, değerli dostlar bir dakika, düşmek azalmak kelimesini seçer misiniz diyeceğim. Sağ gel. Esel yukarı. Boost, artmak, plum. Plummet çakılmak doğru. Amfi takıyorsun güçleniyor. Elevator asansör demek yükseliyor. Diyeceğiz sevgili dostlar. Peki efendim. Hemen bir kelime sorusu daha diyeceğiz. Bu konuyla ilgili. Buyurun şu gördüğünüz kelimelerden. Azalmak kelimesini bulanı görebilir miyiz sevgili dostlar? Bir daha sorarsak bilmeyene de ezberletiriz galiba. Hocam. Ders boyunca sürekli çat 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 yapıştıracağız kelimeleri. İşinizi çok kolaylaştıracağım kelime konusunda değerli dostlar. Sizden tek isteğim soru çözmeniz olacak. Azalmak kelimesini bulan sevgili dostlar hediye kazanıyor. Buyurun 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 buyurun. İşte bu. Yani bir kere soru bırakmayacağız. Paragrafta bize lazım olacak kelimeleri ders öncesi yükleyip bir yandan da bir daha yükleyeceğiz değerli dostlar. Peki. Kaçta tatil mi? Yapalım be Eşref. Vallahi kaçta tatil yapalım hep beraber. Peki efendim.
Yapacağımız diğer işlerden örnekler verelim. Şimdi YDS'ye kadar da zamanımız var ya. Sevgili dostlar, bu henüz yayınlanmamış. Ha, bu Read for Speed 2'denmiş, pardon. Read for Speed 1 ve 2'den. Bazı parçaların kelimelerini, şu gördüğünüz kırmızı kelimeleri önceden ezberleteceğim ilk saatte. İkinci saatte ise kelimeleri cümle içine koyacağız. Deneyelim sadece. Mesela ilk paragrafta kırmızılardan bir mi iki mi oturur diye soracağım cümle içine. Metni de çevireceğim. A name synonymous with the Italian Renaissance. Değerli dostlar, sinonim kelimesini biliriz. Eş anlam demek. Yani İtalyan Rönesansı'yla eş anlamlı olan isim, Medici, ailesi, ailesi ortaya çıktı. Zengin kökenden mi yoksa mütevazi kökenden mi? Mütevazı kökenden mi? Bu ailenin zengin olduğunu, çok özür dilerim, bilerek sevgili dostlar, Prosperous'ı seçen ben der mi? Burada cevap yanlış. Bu kelime eksiği değil, okuma eksiğiydi. Devamını okumadığın için den geldi. Mütevazı Salfurkan bir kökenden domine eder hale geldi diyeceğiz. Bizim kelime sorusu çözerken yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi cümleyi tamamlamamak oluyor değerli dostlar. Velhasıl hem metin nasıl okunur, hem metnin içerisinde sıfat, fiil, bağlaç, modal, sadeleştirme, preposition koydum da koydum değerli dostlar. Bunlar İki ayrı dozda metin var elimde. Read for Speed 1-2, bir de 3 var sevgili dostlar. E biz 1-2-3 yapacağız. Elimizde bol miktarda metin var. Yani bana sorarsanız biz dersimizi biraz koç, biraz D gibi yapalım bu dönem. Çünkü metinler, paragraflar zor geldi de işte aslında anladım da yapamadım demeyelim. İngilizcemizi çok güçlendirelim okumamızı. Ben de kuru kuru gramer anlatıp soru çözüp dersi bitirmeyeyim sevgili dostlar. Olur mu? Tek sıkıntı şu oluyor. E hocam böyle metin okuma YDS'de yok ki. Yok da ben sana kelime okuma öğretebilmem için cümle içinde kullanmam gerekiyor. Müsaade istiyorum sizden. Gerekirse bir üçüncü gün ekleriz grubumuza. Beleş, benden olur o da. Tamam mı arkadaşlar? Kitaplar yola çıktı dilek. Aynen Mehmet Ali. Peki. Yapacağımız işlerden başka bir şey daha göstereyim size. Kendimi de pazarlamacı gibi hissediyorum şu anda. Evet. Grup D'nin bir diğer özelliği abim ablam. Soruları türlerine göre vermek. Bu sorular niye iyi gelir diye soruyor. Gastrite, sinirime, ağız kokusuna, horlamaya, uykuya, her şeye iyi gelir. Bekarlığa, çaresizliğe, fenere bile iyi gelir ablam. Haydi. Çalışmaya tabii ki iyi gelir. Arkadaşlar, sevgili dostlar, diyeceğiz ki mesela biz unless sorusu nasıl çözülür? Justice sorusu nasıl çözülür? Because sorusu nasıl çözülür? Sorumluluk sorusu nasıl çözülür diyeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Değerli dostlar, annesi görünce nasıl çözeceğini bilmeyen var mı? Medikçe madıkça yapmazsan etmezsen anlamına gelir. Hemen bir örnek verelim. Dediklerimi dinlemezsen desem Türkçe. Devamında ne gelir? Ne bekliyorsun? Valla dediğimi yapmazsan sıkıntı olur. Sıkıntı olacak olur. Unless China shifts its development. Sıkıntı olsun sevgili dostlar.
Az daha büyüteyim mi? Ders programı var var Zehracığım var. Ben bir grubu göreyim de. Evet. Bursa seçenler sevgili dostlar. Ayağa kalkıyor. Ama doğru cevap Adana. Da artıyor diyor. Hava kirliliği de artıyor. Dem diyebilmen için olso dersi versem iyi olmaz mı? Daha önce artmış mı? İnanmayacaksınız. Olso için ayrıca ders yapıyorum. Doğru cevap Adana olacak. Daha önce aldığın D grubu ile bu aynı değil Yıldız. Ben bile aynı değilim. Peki. Bir saniye verin bana orayı. Evet. 35 numaralı sorudan sonra iyi bir şey mi bekliyorsun, kötü bir şey mi bekliyorsun? Nasıl değişmemişim Onurcuğum? Yüz gerdirmen yaptırdım. Elmacık kemiğimi törpülettim. Ve kafa peruk. Evet. Annesinin sonunu kötü bekliyoruz tabii ki sevgili dostlar. Unless human rights and needs of a person with mental abilities are taken into account. Fiile bakmayı öğretmem lazım. Dikkate alınmazsa Adana seçeneği iyi bir şey mi diyor, kötü bir şey mi söylüyor? Fiile bak. Fiile bak hocam. Fiile bakarak söyle. Fiile bakarak söyle. Çabalar gelişimde kesinlikle elde edilebilir olacak diyor sevgili dostlar. Peki Bursa'nın fiile bak, fiile bak, fiile bak. Ensure sağlamak. Peki Ceyhan'ın fiil grubuna bakacağım. İyi bir şey mi diyor, kötü bir şey mi diyor? Muhtemelen elde edilemeyecek diyor. Zaten doğru cevap bu. Peki Denizli seçeneği iyi bir şey mi diyor, kötü bir şey mi diyor? Fiil. Şüphesiz azaltacak fakirliği. Artış azalış o yüzden önemli. Fakirliği azaltması iyi bir şey. Bu da olamaz. Şimdi tamamını tercüme edip bir de soru türünü bilmeyen birinin sınavda yetiştirememesi kadar doğal bir şey yok mu? Birçok soruda bakış açısıyla ve nereye bakılacağını bilerek sevgili dostlar zaman kazandıracağım size. Tamam. Ve bunu hatta Edirne'ye de bakalım. Edirne'yi niye elerim ben arkadaşlar? Söylesenize bir. Okurken böyle bu değil diye niye elerim? Niye eler? Sağlayacak diyor çünkü. Şimdi bu şekilde çözen akıllı bir öğrenci görüntüsü verecek. Ama bu şekilde çözmeyen biri Şener Şen'in bir şok olmuş Çiçek Abbas şeyi vardır ya imajı biliyor musunuz onu? Böyle ha? Ne demek ne demek pozu bildin mi hocam? Hocam böyle sınav biter mi? Ayhan Alp kafam karıştı diyor. Biliyorum Ayhan Alp. Hızlı geçtim çünkü asıl perşembe yapacağım bu işleri. İkinci soru. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
18-19 kez biz o derste aynı şeyi yapsak acaba oturmaz mı? Anladınız mı arkadaşlar? Yani bu böyle olacak deyip bırakmayacağım. Ben tabii bakacağım, herkes %100 doğru yapıyorsa ısrar etmeyeceğim. Merak etmeyin. Her slaytı tamamlamak zorunda değiliz. Önemli, ben burada başarı oranını gördüğüm sürece hemen pat sevgili dostlar değiştirivereceğim. Konuyu değiştireceğim. Aralarda da siz yorulmayın diye kelime basacağım sevgili dostlar. Yapacağız Kürşat. Bu ders mi? Tabii ki bütün dersler kaydolacak Edirne Samsun. Öyle tabii ki soruyu tam anlayacağız Gülcüğüm. Ama bizim soru çözerken her seçeneği full çevirmek için zamanımız yok. Olursa daha az soru çözebiliriz. Onun için biz okumadan halledeceğiz o işleri. Kitapları şimdiden Rübeyda, istersen ben bir çalışma planı hazırlayayım, öyle başla. Ama başlıyorsan kelimeden başla. Dersleşeceğim soruları önceden göremeyiz Yasemin. Anlık görmeni istiyorum. Çünkü o an karar vermeni istiyorum. Bir saniye. Evet. Peki. Soru şu. Arkadaş, ben şimdi böyle şak diye bakınca ana fiili nereden bulacağım diye merak eden ben der mi? Perşembe günü saat 19.30'da derste ol. Bak nasıl bulduruyorum hocam. O yüzden önce bu dersi yapmam lazım. Tamam. Bunu biz akışı bozan cümlede, diyalogda, paragraf tamamlamada, cümle tamamlamada, seçene gelirken o kadar çok kullanacağız ki değerli dostlar. Tense mi? Başlamayacağız Ahmet tenslerle. Gramer. Gözü kapalı yaparız onu ya. Sen merak etme. Önce biz cümle tamamlama diye okuma bölümünün altyapısını atarak başlayalım. Gramer ben de hocam. Merak etme. Grameri sen yapacaksın. Programı ben çıkaracağım, merak etmeyin. Şöyle bir çalışayım üzerinde. Grubun bir kapasitesini göreyim istedim. Yoksa bir önceki grubun çalışma planı elimde duruyor. 3 ay kısa değil mi diye soruyor Berinciğim. Valla ÖSYM'ye başvuralım. Süremizi uzatsın. Bence de kısa. Evet. Doğru. Bir dakika dur. Kısa olduğunu düşünenler sevgili dostlar. Küçük bir farkla bir sonraki döneme hemen kayıt olmak ister misiniz? Bence de kısa. Hayır diyor o zaman. Kardeşim sen de süreyi beğenmiyorsun. Ekstra para da vermiyorsun. Önce de gelmedin. Ne yapalım? O zaman biz de bir üçüncü gün ekler, ders saatini artırırız. Olmaz mı? Hem de beleş. Hocam siz bana bırakın, merak etmeyin. Tamam. Bir şey daha diyecektim. O anda gelen soruyu da unuttum vallahi. Toparlıyorum. Bir, ilk önce cümle analizi, fiili bulma, ana fikri takip etme çalışması. Akabine hemen bir paragrafın lime lime edilmesi Perşembe. Akabine hemen akışı bozan cümlede ana fikri takip edince nasıl gidiyormuşun görülmesi. Kelime yüklemesi, artış azalış kelimeleri ve sevgili dostlar size bir de bağlaç şov yapacağım. Tabii ki. Ek dersleri bir gün önceden haber veririm. Akabinde dans diyor Nagihan. Tamam Günaycığım. Ders sürene kadar şöyle 19.30'da başlıyoruz. 22'de bitiriyoruz güya. Ama bazen artık çok bayıyor, bir 10 dakika erken bitirebiliyorum. Bazen yetiştiremiyorum. Müsaade isteyip 22.30'da sarkıtıyorum. Yani işte o aralıkta kendinizi boş tutarsanız iyi olur. Değerli dostlar. Ara veriyoruz tabii ki Kübracığım. Yani şöyle bir 40 dakikada falan bir mola vermeye çalışıyorum. Bazen 50 dakikada veriyorum. 10'ar dakikalık mola oluyor. Mola da şu şekilde oluyor. Göstereyim. Mahsucuktan mola veriyoruz. Tamam.
Evet sevgili dostlar, ilk oturumumuzu tamamladık. Şimdi ikinci oturum için kısa bir molamızı veriyoruz. Müzik bitince bir anons duyacaksınız ve lütfen ekran başında olun diyorum. Hemen mola verir vermez telefonu elim alıp Instagram'dan en son gönderdiğim paylaşımı kaç kişi like yapmışı kontrol ediyorum. Sonra da sonra müzik bitiyor. Şöyle bir anons duyuyorsun. Sanırım molanın bittiğini duymamazlık edemezsin. Tek sorun şu. Eğer beni bir kütüphaneden takip ediyorsan, herkes senin dersin sesini dinliyorsa ara sıra kesmen gerekebilir. Yani güleceğiz, çalışacağız, şakalaşacağız, siz bana laf söyleyeceksiniz, ben size laf söyleyeceğim. Ama enerjik, bilgili, bol sorulu ve tecrübeli bir eğitim vereceğime söz veriyorum sevgili dostlar. Tek grubum sizsiniz. Sizin başarınız benim başarım. Sizin başarısızlığınız da benim başarısızlığım. O yüzden elimden geleni yapacağım diğer dostlar. Ve bildiğimiz iş zaten yani. Öyle mi Furkan? Yani tabii teknik destek isteğiniz olacaktır. Bu durumda arkadaşlar zaten bir ekrana telefon numarası koyacağız teknik destek için veya WhatsApp grubu onlar çözerler. Kitaplar gelmedi. Tekrar söylüyorum. Tabii ki baskıda beklediğimiz kitaplar da vardı. Onlar da çıktı veya çıkıyor. Her gün geliyor. Hiç sen kitap gelmedi diye merak etme. Biz ilk hafta kitaba ihtiyacımız olmayacak zaten. Günler hep aynı olacak Hasancığım. Tabii ki Salı, Perşembe. Ancak ek dersler koyacağız. Bu benim boşluğuma ve 7 senetin boşluğuna göre belirlenecek. Ben Cuma akşamları çalışırız diye düşünüyorum. Salı, Perşembe, Cuma veya bir Pazartesi veya bir Pazar akşam zaten yapacak bir şey yokken çalışırız. Ekseriyetle Fener'in maçı olmadığı gün ve saatlerde hafta sonuna denk getireceğiz değerli dostlar. Bu sene uzun süredir ilk kez iyi gidiyoruz çünkü. YDS 2027'ye kadar aynı diyebiliyorum Nurcuğum. YÖKDİV hiç kaldırılmayacak diye biliyorum. Yani 4 becerili ETEP diye bir sınavı önce Dışişleri Bakanlığı ve şey için askeri personel için uygulayacaklarmış diye duyduk. Peki, değerli dostlar, soru çözüm kampı da açacağım merak etme. Sevgili arkadaşlar, Grup D tarz olarak, düzey olarak budur. Daha önce Koç'a gelen arkadaşlar Koç'un bir daha hafifletilmiş versiyonunu görecekler. Puan aralığımız işte 50'lerimizi 70 yapalım, 60'larımızı 80'e taşıyalım. Eğer 80 varsa keşke daha üst bir gruba gitse derim, onu söyleyeyim. Ama elbette onun için de artırıcı çalışma yapacağım ama bu grubun asıl ortalama puanı benim kafamda 50, işte 45, 50, 55 bandında geleni zirveye çıkartmak olacak. Peki, YDS için tabii ki YÖKDİL. Bugün Furkan var derste. YÖKDİL'i kaç? 80 miydi Furkan? YDS'si 50'nin altı. Garip yani. Ne garip? İki sınav arasında ayar yok. Ha, YDS 45'miş bak. YÖKDİL kaçtı Furkan? 72,5'muş. 20 puan oynuyor işte. Niye? Okuması zayıf çünkü Furkan. Şimdi onu düzeltmemiz lazım Furkan. Peki, değerli dostlar. O zaman şimdilik oturumumuzu, demomuzu tamamlayalım. Tekrar ederek
aynı türden soru çözerek ve bol kelime yükleyerek bir de okuma eğitimi yaparak yapacağımı söyledim. Bir önceki Grup D'ye çok benzemiyor bu grup. Haberiniz olsun. Yani videodan izledim de aynısını mı yapacak diye düşünmeyin. Hayır, ben bile hatırlamıyorum orada nasıl anlattığımı. Sorular güncel sorular olacak. Dolayısıyla eğer bu gruptaysanız, hoca bu, işte yazılım bu, sistem bu. Gelin beraber bu işi bitirelim sevgili dostlar istiyorsanız. Tabii ki Ahmet Zengin. Hocam taktik, grammar, bilgiler vesaire iyi okuduğunu anlamada sıkıntı yaşıyorsa nasıl? Ben o çalışma programında sana göstereceğim Orhancığım. Tek tek sorunuza cevap versem herkes ilgini kaçırıyor olacağım. Hiç merak etme. Neyi nasıl yapacağını ben size söylerim. YDS 73 sesi, bu grup hafif gelebilir SBA. Onu söyleyeyim. İyi bir puan var. Bir üst gruba gitmeni tavsiye edebilirim. Ya da ilk bir hafta bakıp ona göre karar vermeyi isteyebilirsin. Peki. Değerli arkadaşlar, o zaman Perşembe 19.30'da cümle analizi ve soru çözümüyle başlayalım. Ha bir de şunu söyleyeyim. Ben derste mesela hafif soru getirmeyeceğim. 2019 ile 2023 arasında çıkmış sınav sorularını getireceğim. Ve nasıl çözüleceğini anlatacağım. Haberiniz olsun, oldu mu? Öyle şey yok. Yani hani seviye düşük olsun diye özel soruya öyle bir şey yok. Gerçek sınav sorularını çözeceğiz. Bugünkü bir ders değil zaten. Bugün bir demoydu. Ne istedik? Kararsız olanlar ve kayıt olanlar ne aldığını görsün, kiminle aldığını görsün diye ekrana çağırdım değerli dostlar. Bugünü yapılmış saymıyoruz. Bugün taksimetre yazmadı. Perşembe günü yazmaya başlıyor değerli dostlar. Yapamadığınız soruları kime soracağız? Online dersin aynen tek sorun o. WhatsApp grubunda sor bak. O zaman Perşembe akşamı 19.30'da görüşmek üzere diyoruz sevgili dostlar. Değiştirebilirsin arkadaşlar. İsteyen istediği grubu değiştirebilir. Sıkıntı yok. İyi akşamlar.